Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Evet, hayırlı akşamlar abi. Bütün abilerimize de selam ediyoruz. Şimdi bugün 30. Lema'nın ikinci nüktesi, ismi Azam mertebesini taşıyan Adl isminin bir cilvesini üstadımız 30. Lema'da derc etmiş. İnşallah onu ben böyle görsel olarak biraz daha belki rahat anlaşılmaya vesile olabilir diye bir düzenleme yapmıştım. İnşallah onu ekrana paylaşayım. Dur Burak, paylaşmadan sen böyle eğilince ortadan kayıyorsun. Tam ortaya yapabilecek misin? Böyle biraz fazla kaydın gibi. Tamam, yani şöyle yapayım. Oldu mu abi? Oldu, oldu şimdi. Tamam inşallah. Sana geldi mi abi? Evet geldi. Tamam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 30. Lema'nın ikinci nüktesi. وَاِنْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُمٍ Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altın uğrundan bir nuru olan Adl isminin bir cilvesi birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz diye üstadımız bir başlangıç yapıyor. Burada ilk başta bahsettiği ayet, bu ayet-i kerimeyi kader meselesinde de üstadımız delil getiriyor. Yani her şeyi bir miktar ile, bir takdir ile, kader ile nazil ettiğini Rabbimiz bize ifade ediyor. Burada adl ismi adaletten kasıt ekseriyette beşer içerisinde bir terazidir, mizandır. Yani mesela bir adalet sarayına gitsek, adalet sarayının temsili bir terazidir. Yani teraziyle her şeyi dengeli yapmak, hak sahibine hakkını vermek gibi. Yani yıllardır beşerin içerisinde eski zamanlardan beri adaleti temsil etmek üzere terazi sembol kılınmış, vezin ve muvazene. Şimdi bu ayetin ayetten önce, iki ayet önce bu Hicr suresi, şöyle buyuruyor Rabbimiz. Diyor ki vel arda medetnahe ve elkayna fiha revasiye ve enbetna fiha min kulli şeyin mevzun. Yani diyor ki biz yeri döşeyip yaydık. Her şeyi de onda ölçülü olan her şeyden bitirdik diyor. Onda ölçülü olan, vezinli olan her şeyden bitirdik diyor. Ve sonra hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçü ve tartıyla indiririz diyor. 21. ayette. Hemen bir sonraki ayette de فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً Yani gökten bir su indiriyoruz sizin için diyor. Ve onunla sizi suluyoruz. وَمَا اَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Siz de diyor onun hazinesini tutacak birisi değilsiniz. Onu depolarda tutan, onun hazinelerini muhafaza eden siz değilsiniz diye. Yani kainattaki tecellilerden, adaletin tecellilerinden bize örnekler veriyor. Üstadımız da burada bu ayeti 21. ayet olarak Hicr suresinin 21. ayetini almış. Şöyle başlıyor. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkanan bir şehir var. Kainat bir saray gibi. O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkanan bir şehir var. Yani sürekli tahrip olan ve yeniden tamir olan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Demek şimdi üstadımız kainatı önce saraya benzetti, sonra bir şehre,
sonra bir memlekete ve bir aleme benzetti. O alemde sürekli tahrip ve tamir, harp ve hicret, mevt ve hayatın değişmeleri, tahavvülatı gibi hadiseler oluyor. Şimdi bakın bu halbuki diyor o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayretengiz bir muvazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor. Bir muvazene, bir mizan, bir tevzin. Aslında bunların hepsinin kökeni aynı. Vezene kökünden geliyor. Ölçülü olmak, dengeli olmak kökünden geliyor. Muvazene karşılıklı bir denge demek. Mizan da alet ismidir. Vezini ölçen alete mizan deniyor. Tevzin de o ölçülü olma hakikatini ifade ediyor. Üstadımız yine Risale'nin muhtelif yerlerinde bunu ifade ediyor. Diyor ki o sarayda, o şehirde, o memlekette ve o alemde o derece hayretengiz bir muvazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor. Bilbedahi ispat eder ki bu hadsiz mevcudatta olan tahavvülat ve varidat ve masarif, yani bu değişim ve dönüşümler, bu varidat ve masarif, yani bu gelirler ve giderlerin dengesi her bir anda umum kainatı görür, nazarı teftişinden geçirir, bir tek zatın mizanıyla ölçülür, tartılır. Demek ki bu değişimler, dönüşümler, bu gelir gider dengesi kainatta hayretengiz bir dengeyi, ölçüyü içinde barındırıyor. Yani bu kadar karışıklık içerisinde, ölümler, doğumlar içerisinde nasıl böyle bir denge olabilir? Ancak şuradaki ifade her biri, her bir anda umum kainatı görür ve nazarı teftişinden getirir, bir tek zatın mizanıyla ölçülür, tartılır diye üstadımız aynı zamanda kayyumiyete de bir atıf yapmış oluyor burada. Yoksa yani eğer böyle bir her şeyi her an gören bir Rab olmasaydı, balıklardan bir balık bin yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek 20.000 tohum ile ve sel gibi akan unsurların, inkılapların hücumuyla şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başıboş olsalardı veyahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz zulmetli tabiata havale edilseydi, muvazene-i eşya ve muvazene-i kainat öyle bozulacaktı ki bir senede, belki bir günde hercü merç olurdu. Yani eğer her şeyi gören, her bir anda umum kainatı gören bir Rab olmasaydı, bir tek zatın mizanıyla bunlar ölçülüp tartılmasaydı, o zaman balıklardan bir balık bin yumurtacık ile bütün bu dengeyi bozacaktı. Yani balık binlerce, milyonlarca yumurta yumurtluyor. Eğer bunlar dengeli bir şekilde, kimisi mevte mazhar olup, kimisi diğer balıklara yem olmasaydı, onun bir kısmı içerisinde bütün denizler balık ölüsüyle dolacaktı yani. Ve nebatattan yine haşhaş gibi bir çiçek, 20.000 tohum ile, malum haşhaş böyle patlayarak ürüyor. Binlerce tohum atıyor etrafına. 20.000 tohum diyor üstadımız. O tohumların her birisi eğer haşhaş olsaydı birkaç sene içerisinde bütün dünyayı haşhaş istila edecekti. Demek ki bunların böyle istilasına mani olan muvazeneliği, dengeliği, her bir fiilini bu şekilde yapan bir Allah var. Yani sel gibi akan unsurların, inkılapların hücumuyla şiddetle bu kainattaki dengeyi, muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen bu esbab, bu sebepler eğer başıboş olsalardı bütün kainat herc merc olurdu. Veyahut şöyle olsaydı, bunlar maksatsız serseri tesadüfün ve kör kuvvetin, mizansız, dengesiz kör kuvvetin ve zulmetli, karanlık, hiçbir şeyi göremeyen, şuursuz tabiatın fiilleri olsaydı bunlar veya bu işler ona havale etseydi, o zaman hem eşyanın muvazenesi, yani hem her bir şeyin, her bir mevcudun muvazenesi, hem de külli manada bütün kainatın muvazenesi öyle bozulacaktı ki bir senede, belki bir günde hercü merç olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı, taaffün edecekti, kokuşacaktı. Hava gazat-ı muzırra ile zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezbaha,
bir bataklığa dönecekti. Yani bu zemin artık o mahlukatın ölüleriyle, leşleriyle dolu bir mezbele gibi, bir mezbaha gibi bir bataklık halinde olacaktı. Halbuki Rabbimiz bir ölçü ve tartı ile her şeyi birbirine rızık yapmış, onunla kainatı temizliyor, hikmetle, intizamla kainatı döndürüyor. Ve dünya eğer böyle olsaydı dünya boğulacaktı. İşte cesedi hayvaninin hücreratından, hayvan cesetlerinin ve insanların hücrelerinden ve kandaki küreyvatı hamra ve beyzadan, al yuvar ve ak yuvarlardan ve zerratın tahavvülatından ve cihazatı bedeniyenin tenasübünden tut. Yani en küçük hücreden, al yuvar, ak yuvardan, zerrelerin bu değişme, dövüşme, dönüşmelerinden, ölme ve yeniden yaratılmalarından ve bedenin cihazatının uyumundan. Yani iki elimiz var, iki gözümüz var. Yani vücudumuzda bütün azalarımız ve cihazatımız tam bir denge ve uyum içerisinde. Akciğerlerimiz, karaciğerimiz, bütün aza ve organlarımız her birisi yerli yerinde bir uyum içerisinde olması bu muvazeneyi, dengeyi gösteriyor. Aynı zamanda insandan bir insan dairesinden şimdi kainata bakıyor. Denizlerin varidat ve mesarifine, gelir ve giderlerine, yani bu denize dökülen nehirler, denize dökülen yağan yağmurlar ve onlardan buharlaşan yine sular, varidat ve mesarifi teşekkür etmiş oluyor. Bunlarda yine bir denge var. Ta zeminin altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatına, biraz önceki ayette bunu ifade etmişti. Ta hayvanat ve nebatatın tevellüdat ve vefiyatlarına, doğumlarına ve ölümlerine, ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, ta unsurların ve yıldızların hidemat ve harekatlarına, yani bütün unsurların, ateş gibi, toprak gibi veya elementler, diğer elementlerin veya diğer yıldızların hem hizmetlerine hem de hareketlerine, ta mevt ve hayatın, ziya ve zulmetin, hararet ve buğdetin, sıcak ve soğuğun değişmelerine ve dövüşmelerine ve çarpışmalarına kadar o derece hassas bir mizan ile, o kadar ince bir ölçüyle tanzim edilir ve tartılır ki aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi hikmet-i insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mezuniyet görüyor ve gösteriyor. Şimdi demek ki bu bütün kainattaki, insanın cesedindeki, zerrelerdeki, kandaki, denizlerdeki, çeşmelerde, nehirlerde, yıldızlarda, unsurlarda, bütün kainattaki ölümler, dirilmeler, sıcak ve soğuğun değişmesi, dönüşmesi hepsinde öyle hassas bir mizan, bir ölçü var ki aklı beşer hiçbir yerde hakiki bir israf ve abes görmüyor. Şimdi demek ki bu israfsızlık da yine mevzuniyetin, dengenin, ölçünün bir tezahürüdür. İktisat ve israfsızlık yine adaletin bir tezahürüdür. Aynı zamanda hiçbir abes de görünmediği gibi. Yani bir şeyin hikmetli olması, abes olmayışı da yine mizanlı, ölçülü, tartılı olmasını gösterir. Yani bir usta bir şey yaptığında o yaptığı, icat ettiği şeyde lüzumsuz malzemeler, abes hareketler yaparsa o adaletsiz, mizansız, dengesiz bir şey ortaya koymuş olur. Demek ki aklı beşer kainatta böyle bir abesiyeti ve israfatı görmüyor. Aynı zamanda hikmet-i insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir intizam ve en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor. Burada intizam da, intizam biraz daha külli bir mana, mizana göre ve nizama göre. Yani nizam bir düzgünlük demek, mizan da ölçülülük demek. İntizam ise bunları daha külli manada bu nizamı ve mizanı içine alan intizam, her şeyin intizamlı olması. Bunu üstadımız 24. sözde muhtelif yerlerde bu kavramlarla ilgili izahatları yapıyor. Hem intizam görünüyor demek ki her şeyde, hem de en güzel bir mevzuniyet, bir ölçülülük, dengelik görüyor ve gösteriyor. Belki hikmet-i insaniye o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. Yani insanlardaki bu hikmet, yani insanların hikmetli iş yapması,
netice odaklı çalışması, herkesin bir şey icat ederken mesela bir koltuk yapılacak, fonksiyonellik deniyor buna mesela. O koltuk işte sırtını dayamaya uygun, elini koymaya uygun, işte yüksekliği, düzgünlüğü ona göre. Demek o intizam, mezuniyet hikmet-i insaniyede de görünüyor ki bu insana verilen bu ölçü tartı duygusunun, adalet duygusunun bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. Yani tercüman bir dilden bir başka dile çevirene tercüman deniyor. Demek ki insandaki o adalet duygusu teşri olarak verilmiş ama kevni olarak ortaya çıkan, insanın iradesiyle teklifi olarak ortaya çıkan fiillerde o mevzuniyetle intizam görünüyor. İşte gel, güneş ile muhtelif 12 seyyarelerin muvazenelerine bak. Şimdi üstadımız burada aşağıda Rahman suresinden de şimdi örnek verecek. Mesela ve sema rafa'ha ve da'al mizan diye başlıyor. İlk orada mizanı, nizamı söylediği yer sema, sema tabakası. Ve aynı zamanda 7. şua başlarken yine münacatın başında da şöyle söylüyor. Diyor ki bu ayeti muazzama gibi pek çok ayeti Kur'an'ya bu kainat halikini bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevkle mütalaa ettiği en parlak bir sahibi tevhid olan semavatı en başta zikretlerinden diyor. Üstadımız da burada yine semavatı en başta zikrederek yani çok geniş bir dairede, zahir görünen bir dairede o muvazeneyi gösteriyor. Ve oradan aşağı doğru inecek şimdi yeryüzüne doğru. Diyor ki güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazelerine bak. Acaba bu muvazene güneş gibi adil ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Şimdi kozmografyanın dediğine göre güneş ve etrafındaki 12 seyyare birbiriyle dengeli şekilde küreler farklı, kütleleri farklı, hızları farklı, yörüngeleri farklı olarak güneşin etrafında binlerce, milyonlarca senedir dönüyor. Şimdi burada mesela dünya güneş etrafında dönmesinde çok inanılmaz bir denge var. Şimdi güneşin bir çekim kuvveti var. Dünyayı çekiyor. Bu çekim kuvvetinin yanında dünya 108 bin kilometre hızla gittiği için bir merkez kaç kuvveti var. Yani dünya o süratle güneşten kopmaya çalışıyor yörüngesinden. Ama dengeli bir şekilde güneş de dünyayı kütle çekim kuvvetiyle çekiyor. Ve bu iki kuvvet sürekli dengede duruyor. Hiçbir şekilde o yörünge bozulmuyor. Şimdi işin garibi şu. Yani tamam güneşle dünya arasında böyle bir şey olması zaten imkansız bir şey. Hadi böyle oldu diyelim. Yanında Merkür var, Plüton var, Jüpiter var. Diğer bütün seyyareler de aynı şekilde birbirine kütle çekim kuvvetiyle bağlılar. Dünya da aynı zamanda Ay'ı çekiyor. Ay'ın yine bir merkez kaç kuvveti var. Yani şöyle düşünelim. Mesela 12 tane mıknatıs olsa bu 12 mıknatısı biz hiçbirini birbirine dokundurmadan böyle çevirmiş olmak gibi inanılmaz hayretengiz bir faaliyeti kainatta görüyoruz. Demek ki bu öylesine güneş gibi görünüyor ki Cenab-ı Hakk'ın hem adaleti hem de kudreti buradaki bu denge diyor acaba adı ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Şöyle bir şey okumuştum Hasan abi. Mesela Jüpiter bu küreler içerisinde çok büyük bir kütlesi var. Eğer Jüpiter olmasaydı diyor, bu dünyanın güneş etrafında dönüşündeki denge bozulurdu diyor. Yani Cenab-ı Hak dünya ile güneş etrafındaki, güneş arasındaki o muvazeneyi de üçüncü, dördüncü başka küreler ile, kütleler ile bulmuş. Hatta bu güneş sistemine benzeyen bazı yine sistemler var. Bunlar da bu sistemin dışında böyle kuvvetli çekim kuvveti olan dünyanın 10 kat falan, 50 kat fazla çekim kuvveti olan manyetik bir kuvveti var Jüpiter'in. Bu diğer sistemlerde böyle olmadığı için sistemlerde dünyadaki hayat gibi bir hayat olamıyormuş. İlahi yani demek ki bu güneş ile muhtelif 12 seyyarenin arasında inanılmaz bir adalet, bir mizan, bir denge var. Şimdi mesela Haşir Risalesi'nde dikkat çeken bir husus var. Haşir'de üstadımız çok acayip bir izahat tarzı var.
Mesela diyor ki kainatta bir adalet görünüyor. Fakat hani parantez içerisinde söyleyeyim bunu konuyu dağıtmadan. Fakat o adalet dünyada hükmetmiyor diyor. Şimdi bakın dünyada o adaletin hükmetmeyişini kainattaki müthiş dengeden, adaletten delil getiriyor. Ve o adalet bu dünyada hükmetmediği için böyle sonsuz bir adalet mutlaka ahirette tecelli edecektir diyor ve bununla haşre delil getiriyor. Yani gözümüz önünde gerçekten mesela Allah adaletli mi, işte merhametli mi gibi sorular sürekli geliyor. Nasıl adaletli? İşte şu çocuk böyle olmuş, işte burada savaşlar böyle oluyor. Allah bunlara engel olamaz mı? Bakın Cenab-ı Hakk'ın ne kadar ölçülü, tartılı, mizanlı, adaletli olduğunu kainattaki bütün faaliyetlerinde biz müşahede ediyoruz. Nerede adaletsizlik görünüyor? İnsanların muamelatında bir adaletsizlik var. Ben başkasına zulmediyorum. O birini öldürüyor. Buradaki adaletsizlik kainatın o tekvini adaletsizliğin içerisinde değil. Ve bu adaletsizlik zaten ahiretin haşir varlığına delil oluyor. Yani çok müthiş bir ispat metodu haşir esasında de üstadımız yapmış. Yani burada da demek ki güneş ve muhtelif 12 seyyarenin dengesi, sonra bilhassa seyyarattan olan gemimiz yani küre-i arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer ve seyahat eder diyor. Bu dünya 108 bin kilometre hızla gidiyor. İnsan da 4,5 saatte 4,5 kilometre gidebilir. Buradan üstadımız bu 24 bin kat fazlayı buradan buluyor. Yani insan yürüyerek dünyanın güneş etrafında gezdiği yeri gezseydi 24 bin senede gezebilirdi. Böyle bir dairede geziyor ve yine abi mesela mermiden, kurşundan diyor 3000 kat, 4000 kat daha fazla süratli. Şimdi düşünün biz silahla birisi kurşun atsa o kurşunu biz göremiyoruz. Yani ondan binlerce kat süratli bir şekilde dünya şu anda güneş etrafında böyle büyük bir dairede geziyor. Yani burada inanılmaz bir kudretin tecellisi, bir adaletin, mizanın, tartının tecellisi görünüyor. Ve o harika süratiyle beraber zemin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor ve fezaya fırlatmıyor. Eğer sürati bir parça tezyit ve tenkis edilseydi, sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Yine bu Jüpiter'in abi bu eşyayı dağıtmamasında büyük bir tesiri olduğunu yine kozmografya söylüyor. Ve bir dakika belki bir saniye muvazenesini bozsa dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak bir kıyameti koparacak. Ve bilhassa şimdi güneşten başladı küre-i arz ve şimdi zemin yüzüne geliyor. Aynı 7. şuada ve münacatta olduğu gibi. Ve bilhassa zeminin yüzünde nebati ve hayvani 400 bin taifenin tevellüdat ve vefiyatça yani doğum ve ölüm hakikati gereği ve iaşe ve yaşayışça rahimane muvazeneleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zatı adil ve rahimi gösteriyor. Yani bu da mesela şu anda insanların kafasında ya bu geçim derdi, insanlar neden aç kalıyor, bir kısım insanlar zengin, bir kısım insanlar fakir. Yani bu dünyada bir adaletsizliğin tecellisini görüyorlar insanların muamelatı arasında. Ve buradan Allah'ın adaletine karşı bir tereddüt, bazen bir isyan, bazen işte böyle Allah'a biz iman etmeyiz gibi isyan ifadeleriyle inkara kadar giden bir mesele bu. Üstadımız tabii burada ona dikkat çekmiş. Yani bütün bu nebati ve hayvani bütün taifelerin ölümlerinde ve yaşayışlarında, doğumlarında ve geçimlerinde, rızıklanmalarında öyle merhametli bir denge var ki ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zat-ı adil ve rahimi gösteriyor diyor. Ve bilhassa o hadsiz milletlerin hadsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları. Hadsiz milletlerin hadsiz fertlerinden bir tek ferdin, bir tek hayvan, bir tek insan veya bir tek çiçek. Bunun azası, cihazatı, duyguları o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebettar ve muvazenettedir ki o tenasüp, o muvazene bedahet derecesinde
bir saniye adıl ve hakimi gösteriyor. Yani her bir ferdin hücreleri, zerreleri, azaları, organları, duyguları, bunlar öyle hassas bir ölçü ile birbiriyle alakalandırılmış ki, öyle denge içerisinde ki, bu uyum, bu denge bedahet derecesinde bir saniye adıl ve hakimi gösteriyor. Yani her şeyi hikmetle yapan ve her şeyi adaletle yaratan bir sanatkarı bize Ziya Güneş'i gösterdiği gibi gösteriyor. Ve bilhassa her ferdi hayvaninin bedenindeki hüceyratın ve kan mecralarının ve kandaki küreyvatın ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var. Bilbedaha ispat eder ki her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mani olmuyor. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek Halık'a adl ve hakimin mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla terbiye ve idare olunuyor. Demek ki bu kainattaki kainatın idaresi, fertlerin, nevlerin idaresi, o her bir ferdin azaları ve vücudundaki o zerrelerin idaresini gören bir insan, bütün kainatta ne kadar muhteşem bir denge, bir nizam, bir kanun işlediğini görür. Ve aynı zamanda yine kainattaki terbiyeyi gören, her şeyin, her hak sahibinin hakkına verilmesini gören bir insan da yine kürelerden ta güneşten zerrelere kadar her yerde adalet ve hikmetin tecellisini görür. Haşin Mahkeme-i Kübrası'nda mizan-ı azim-i adaletinde cin ve insin muvazene-i amellerini istibad edip inanmayan, yani akıldan uzak görüp inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazene-i ekbere dikkat etse elbette istibadı kalmaz. Yani şimdi o Haşin büyük mahkemesinde, büyük mizanında, tartısında bu işler nasıl olacak? En küçük bir amel, zerre miktar bir hayır karşılıksız kalmayacak, zerre miktar bir şer. Yani her bir anımızdan, saniyemizden sorgulanacağız, her bir nefesimizden. Ya böyle bir adalet mi olur, böyle bir mizan mı olur, bu nasıl olabilir diye bu mesele aklına uzak gelen bir insan, zerrelerden kürelere kadar olan bu kudreti ve bu muvazeneyi, bu adaleti görse elbette gözüyle görmüş gibi ahiretteki o büyük mizana, tartıya iman eder. Evet. Şimdi burada kainattaki adaleti üstadımız göstermiş oldu. Kainatta, mevcudatta, tekvini ayetlerde nasıl deliller var? Bunları bize ifade etmiş oldu. Tabii bir ayet var abi, Fussilet suresinde dikkatimi çekmişti daha önce. Diyor ki senurihim ayatine fil afaki ve fi enfusihim. Yani diyor ki biz diyor ayetlerimizi afakta ve enfüste onlara göstereceğiz. Rabbimiz böyle söylüyor. Biz ayetlerimizi afakta ve enfüste insanlara göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Hatta her şey böyle tebeyyün edinceye kadar, herkes o hakkı görüp anlayıncaya kadar biz ayetlerimizi göstereceğiz diye yine bir ayet-i kerimede Rabbimiz bu şeyi ifade etmiş oluyor. Burada da yani çok her şey tebeyyün edecek şekilde kainattaki hikmeti, adaleti üstadımız bize ifade etmiş oldu. Ey israflı iktisatsız! Yani israf ve iktisat dikkat çekiyor burada. Aslında adaletle ne alakası var dediğimizde, demek ki o adaletsizlik, o mizansızlık, ölçüsüzlük israfı netice veriyor ve iktisatsızlığı netice veriyor. Ey israflı iktisatsız, ey zulümlü adaletsiz, ey kirli nezafetsiz bedbaht insan. Demek ki kirli ve nezafetsiz olmak da yine bir ölçüsüzlüğün sonucudur. Bakın şöyle söylüyor. Bu bütün kainatın ve bütün mevcudatın düsturu hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından umum mevcudata muhalefetinle manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki
umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Evet, şimdi burada Allah'ın isimlerinin yine adalete olan cilvelerini, tecellilerini üstadımız bahsedecek. Şöyle söylüyor. Evet, ismi Hakim'in cilve-i azamından olan hikmeti amme-i kainat. İktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor. İktisadı emrediyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi öyle azami bir şekilde kainatta tecelli ediyor ki bu kainattaki umum hikmet, yani her bir şeyi bir netice odaklı yapmak, her bir şeyden bir semere, bir meyve almak, hiçbir şeyi abes, lüzumsuz, saçma sapan yapmamak. Bu kainatta şöyle tecelli ediyor. İktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor ve iktisadı emrediyor. Demek hikmet de iktisada emrediyormuş. Ve ismi Adlin, cilve-i azamından gelen kainattaki adaleti tamme, umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor ve beşere de adaleti emrediyor. Demek kainatta azami derecede bu adalet görünüyor. Bu adalet ve bu denge insana bu en büyük bir tecelli olarak ve bir emir olarak beşerin kendi muamelatında da adaletli olmasını emrediyor. Yani insan üç cihetle Cenab-ı Hakk'a aynedarlık ediyor. Hani birisi zıddiyet itibariyle, birisi vahidi kıyası itibariyle. Şimdi bizim her işimizi hikmetli yapmamız, her işimizde adaleti gözetmemiz, mizanlı, ölçülü, dengeli olmamız her işimizde Cenab-ı Hakk'ın ismine vahidi kıyası noktasında yüksek bir aynedarlıktır ve yani, tahallaku bi ahlakillah denilen, yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, yani Cenab-ı Hak bizi kainatı tanıttırmak için bizi yaratmış ve esmasını bize fehmettirmek ve hem anlamamızı hem anlatmamızı, hem yaşamamızı hem yaşatmamızı istiyor. Demek bu Adl isminin tecellisi de kainatta göründüğü gibi bizim beşerdeki efalimizde de görünmesini Cenab-ı Hak bize emrediyor. Şimdi Sure-i Rahman'da ve sema ve refa'ha ve veda'l mizan ella tedkav fil mizan ve akimul vezne bil kisti ve la tuksirul mizan ayetindeki dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden dört defa mizan zikretmesi kainatta mizanın derece-i azametini ve fevkalade pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Şimdi Hasan abi burada dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden dört defa mizan zikretmesi ifadesi dikkat çekici. Bu Rahman suresinin muhtelif tefsirlerine ben bakmıştım. Orada dört neviden bahsetmiyorlar. Kimisi üç taneden bahsetmiş. Kimi müfessirler bu ölçü tartı demek demiş. Öyle üç dört mertebe mizandan bahsetmemişler. Fakat üstadımız Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde bunlara işaret ediyor ve ben bu vezin ve mizanın geçtiği ayetlerle ilgili şöyle bir toplama yapmıştım. Yani Kur'an'da hem bu Rahman suresinde geçen yerler ve yani bu dört mertebe nedir acaba? Dört mertebe. Şimdi dört mertebe demesi bu mizanın keyfiyetine işaret eden bir şey. Dört nevi mizan da dört ayrı mizana işaret eden dört defa mizan zikretmesi kainatta mizanın derece-i azametini ve fevkalade büyük ehemmiyetini gösteriyor. Şimdi Rahman suresinin başından şöyle okuyacak olursak Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan ve allemel beyan. Yani Allah o Rahman Kur'an'ı öğretti ve insanı yarattı ve insana da beyanı öğretti diyor. Sonra bu yine üstadımızın sıralamasıyla eşşemsü vel kameri bi husben ve necmi ve şeceri yescudan. Yani böyle basamak gibi abi. Önce şecer ve kamerden, şems ve kamerden bahsediyor. Ve ondan sonra ve necmi ve şeceri yescudan. Yani bu küçük otlar, çimenler, bitkiler ve ağaçlar Cenab-ı Hakk'a secde ederler diyor. Sonra diyor ki ve sema'e rafa'ha
Yani Allah semayı ref etti, yükseltti, onu yükseltti. Ve veda'l mizan, onda mizanı vaz etti. Şimdi demek ki burada semayı ref etmesi, semayı yükseltmesi iki manada alınabilir. Yani bir maddi manada semadaki yıldızlar, işte küreler bizden yüksekliği noktasında bir maddi manada alınabilir. Bir de yani Cenab-ı Hakk'ın bütün tekvini kanunları yüce bir makamdan bize geliyor. Yani manevi noktada bakıldığı zaman yani Rabbimiz kainattaki hem tabiat kanunlarını hem de şeriata dair kanunlarını vaaz ettiği yer o manevi mertebelerdeki o sema tabakaları. Yani oralarda nasıl bir mizan ve ölçü var? Oralarda nasıl bir kanuniyet var? İşte o haritalarda sizin de bahsettiğiniz yani arş, kürs, levh-i mahfiz, bat, levh-i mahfuz, arş-ı azam gibi oralardaki kanuniyet, mizan, ölçü, adalet nasıl ise Cenab-ı Hak o adalet ve mizanının tecellisini bu kainatta da bizden istiyor. Şimdi burada müfessirlerin farklı farklı yorumları olmuş ama ben burada şöyle bir mana böyle istifade ettim abi. Yani buradaki semadaki mizan en yüksek mertebe, dört mertebenin en yüksek mertebesindeki bu mizan semada Cenab-ı Hakk'ın o teşri emirlerinin, manevi emirlerinin ölçülü bir şekilde şeriata dair hukuki kanunlarının vaaz edildiği bir mertebe diye ben burada istifade ediyorum kendimce. Sonra ella telhafil mizan dediği yani ella yani sakın ha o telhafil mizan yani o mizanda taşkınlık yapmayın. Bu da mizandaki taşkınlık bu başka bir mertebeye ve bu artık kainat kanunlarındaki sanki ölçü ve mizana bakıyor. Yani Allah nasıl ki bu kainatta tabiat kanunlarını vaz etmiş, siz o tabiat kanunlarının vaz edilen kanunlara uyun. Yani bakın bunda da bizim bir şeyimiz yok. Yani burada mertebe değişi çok önemli üstadımızın. En yüksek mertebedeki mizan mutlaka Cenab-ı Hakk'ın kendi katındaki koyduğu kanun ve mizanlar olmalı. Ondan sonra kainatta koyduğu bir ölçü var ki biz o ölçüyü bozamıyoruz. Ne dünyanın dönüşünü değiştirebiliyoruz, ne güneşin batışını değiştirebiliyoruz. Demek ki kainatta tekvini kanunlarla, tabiata dair kanunlarının da siz diyor ki ella tedkav, yani siz onları aşmayın. Yani kainattaki bu kanunlara siz de fiillerinizle uyun diyor. Ve akimul vezne bil kısti ve la tuksirul mizan. Ve akimul vezne bil kısti, burada da mizan ifadesi vezin köküyle geliyor. Yani diyor ki mesela akimus salah gibi siz diyor vezni, ölçüyü adalet ile ikame edin. Burada da şöyle bir nükte var abi. Şimdi mesela bir şeyde iki çeşit ölçüsüzlük olur. Yani mesela elinizde bir ölçü aleti vardır. Mesela bir metreniz vardır. Siz kumaş satıyorsunuz. Burada satarken o metreyle yanlış ölçersiniz. Hak ettiği kadar ölçmezsiniz müşterinin hakkını. Veya bir şey tartarken tartıda bozukluk yaparsınız. Bu ölçü ve tartıda bir yanlıştır. Bir ölçüsüzlüktür. Bir de şöyle bir ölçüsüzlük var ki sizin ölçeğiniz bozuktur. Yani daranız bozuktur, kileniz bozuktur, metreniz, mezronuz bozuktur. İşte buradaki bu mizan, bunu şu ayetlerde şöyle bir mana vardı. Bu oradan dikkatimi çekti. Bakın diyor ki şöyle ifade edeyim. Şöyle söylüyor abi Hud suresinde Şuayb aleyhisselam kendi kavmine söylüyor diyor ki veya ya kavmi enful mikyale vel mizane bir kıst. Yani siz diyor ölçeği ve teraziyi tam dengi dengine tutun diyor. Yani burada mikyal hani biz kile diyoruz ya. Şimdi bu kainatta dört çeşit
ölçek vermiş Cenab-ı Hak bize. Bir adet ölçüsü, bir uzunluk ölçüsü maddi olarak yani, bir kilo ölçüsü ve bir terazi, denge ölçüsü vermiş. Şimdi bunlar mesela bunlara mizana, tartıya vezin, ölçü deniyor. Zaten vezin ölçülü yapma aletine de mizan deniyor. Şimdi bu mikyal de bizim kile diye tarif ettiğimiz bu ölçek olarak geçiyor. Yani siz yaptığınız ölçeklerinizi doğru tutun. Yani onların da ölçüsünü düzgün ayarlayın. Şimdi burada da hem maddi ölçüler gündeme geliyor, hem de bizim bize verilen mesela akıl aleti, kalp gibi, ruh gibi, hayal gibi aletlerin ölçülü olması gereken bir durumu var. Biz şimdi aklımızı ölçülü kullanmadığımız zaman, o zaman hakikatleri batıl yapabiliyoruz. Mesela üstadımız çok enteresan bir ifadesi var muhakematta. Diyor ki, akıl ile nakil taarruz ettikleri vakit akıl ref edilir, akıl öncelenir ve nakil tevil edilir diyor. Bu çok önemli bir ifadedir. Bu meseleden dolayı yüzyıllarca İslam aleminde tartışmalar olmuş. Fakat üstadımız diyor ki hemen arkasına, fakat o akıl, akıl olsa gerektir. Yani herkes kendi aklıyla öyle nakle dair bir şüphesi olduğunda, ya benim aklıma yatmıyor bu iş demesiyle nakli inkar edemez. Yani öyle ölçülü, öyle mikyalli, öyle dengeli bir akıl olması lazım ki o akıl nakle baktığında o nakilde bir şüphe olduğunu idrak edebilir. Yani bu çok önemli bir ölçü. Şimdi bu ölçüyü alırsak biz, demek Cenab-ı Hak kainatta bu adaleti, bu mizanı, dengeyi kurduğu zaman bizdeki duygularımızda da bu ölçeği istiyor. Ve akimul vezne bil kıst. Siz diyor o ölçeği adaletle ikame edin. Her bir halimizde o ölçeyi adaletle ikame etmemizi söylüyor. Ve mesela yine Şuara suresinde var abi. Diyor ki vezünü bil kıstasil mustakim. Yani siz doğru terazi ile tartın. Yani siz teraziyi doğru tartın demiyor da doğru teraziyle. Yani terazileriniz de doğru olsun. Terazi doğru olmazsa her tarttığını yanlış tartar. Bu noktada da o mikyal denilen ölçek ve tartı da sanki burada o ayetin dört nevi mizanından sanki üçüncüsü gibi, ben bu Kur'an'daki ayetlerden de kendimce istifade etmeye çalıştım. Bir de diyor ki vela tuksirul mizan, son mertebe bu. Vela tuksirul mizan. Bu da bizim o kainattaki kanunlara uymamız, sonra ölçüyü tartıyı yapmamızdaki, şimdi tartımızı düzelttik, ölçüyü düzelttik. Artık o ölçekle de siz bunu güzel ölçün. Yani fiillerimize yansıyan bir mizan, bir ölçü, bir dengeyi sanki burada bu şekilde dört mertebe ve dört nevi de ayet-i kerime bize ifade etmiş oluyor. Mesela bunların da tabii şeyleri var. Bir de abi bu ahiretteki mizana da mesela Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde vurgu yapılıyor. Bir de yukarıda vardı, şurada söylemişti. Haşr-ı Mahkeme-i Kübra'sında mizan-ı azimi adaletinde. Yani ahirete bakan bir mizan da var. Orada bir tartı, bir mizan oluşturulacak ve herkes o mizanda amelleriyle tartılacak. Tabi onların yine ayetleri var Mü'min suresinde. فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yani kimin orada mizanı, tartısı ağır gelirse o kurtuluşa ermiştir diye ilahir bunlar ifade ediliyor. Yine bu mizan kavramının içerisinde yani bütün semavi kitaplar Kur'an'da ayetlerde mizan olarak bize ifade edilmiş. Kainattaki o kitapların ortaya koyduğu şeriatlar yine bize mizan olarak ifade edilmiş. Bu noktada bu dört mertebe, dört nevi mizan bu şekilde bir toparlama ben yapmaya çalıştım abi. Burada şimdi abi katkı sunacağınız bir şey var mı? Yoksa burayı bitireyim mi? Bu dört şeyi kulasa yapabilir misin bir daha? Çok harikaydı çünkü. Çok mükemmeldi, istifade ettim.
Yani o dört mizanı şöyle tafsilat o kadar değil. Şu 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 diye böyle kardeşler de not alabilecek gibi. Mesela birincisi semada teşrii kanunlar dedi. Böyle ya sırayabilir Abi misin? birincisi yani burada hata olabilir. Ben kendi istifademi ifade ediyorum. Müfessirler farklı farklı fikirler etmişler. Ben burada üstadımızın ya bu çıkardığım şey şuradaki ifadesi kaynaklı oldu. Dört mertebe dört nevi mizan. Şimdi buradaki ilk ayetteki ilk mizan mutlaka en yüksek mertebedeki mizan olmalı. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki mizanına işarettir. Yani onun katındaki mizandır. Onun katındaki denge, ölçü ve adalettir. Hem Cenab-ı Hakk'ın katında ve o sema tabakalarında, ahiret alemlerindeki mizan, en yüksek mizan olduğu için zaten bunu da ve sema rafa'a ve del mizan. Yani Allah semayı yükseltti ve o yüksek semada bir mizan vaz etti diyor. Yani bu sema tabakaları manevi mertebeleri de içerisine aldığı için ben bu birinci mizan mertebesini ahirete ait, teşri kanunlara ait mizan olarak kendimce değerlendiriyorum. Sonra ella telhav fil mizan, bu ikinci mertebe mizan. Şimdi biz fiillerimizde mizanı bozabiliriz, ölçüyü tartıyı bozabiliriz. Bizim cüz-i irademize taalluk etmeyen bir mizan olması lazım. Bu ikinci mizanda mutlaka kainatta koyduğu denge olmalı. Zaten burada da ella tedhav fil mizan, yani siz o mizanı, o ölçüyü taşmayın, onda taşkınlık yapmayın diyor. Yani burada sanki o kevni kanunlarda, tabiat kanunlarına ait hadiselerde siz de tabiat kanunlarına uyun. Yani bitki istiyorsanız, meyve istiyorsanız ekin, biçin, onu sulayın. İşte başarılı olmak istiyorsanız çalışın. Hakeza işte sabah erken kalkın. Hakeza yani. Yani ahirete ait ve dünyaya ait bütün tekvini işlerinizi dengeli, ölçülü yapın ve o kanunlardan taşmayın diyor bu ikinci ayet. Sonra ve akimul vezne bil kıst. Yani burada ölçüyü ikame etmek var. Yani ölçüyü adaletle ikame edin. Yani sizde bir vezin var, bir ölçü var. Bunu siz adaletle ikame edin. Yani ölçüyü ölçekli yapın. Ya burada da işte o bize verilen ölçekleri, tartıları adaletle ikame etmek. Bu da yine ölçek noktasındaki mizan. Yine bu Hud suresinde o mikyale vel mizane bil kıst diye ifade edilen sanki ölçeklerdeki mizan. Bu yine hani zira deniyor abi. Mesela şimdi mikyal kile demek. Zira uzunluk ölçüsü demek. Mesela yine mizan, vezin, ölçü demek. Bir de adet yani sayı ölçüsü. Bu ölçüleri de Cenab-ı Hak kainatta bize ölçek olarak vermiş. Vahidi kıyasideki bizim ölçülerimiz gibi. Nasıl ki kudretle Cenab-ı Hakk'ın kudretini ölçüyoruz. Biz bu kainatta da bu ölçeklerle o kevni kanunları ölçüyoruz. Yani hem maddi ölçekler hem manevi ölçeklerinizi adaletle ikame edin. Sizdeki duygularınızı, aletlerinizi, edevatlarınızı, hissiyatlarınızı da ölçülü tutun diye bu mana hatıra geliyor. En sonda da bu ölçekli vaz edilen, ikame edilen bu ölçeklerle yaptığınız fiiller de mizanlı olsun. Vela tuhsirul mizan. Yani o mizanlarda bir hasaret, bir eksiklik, bir hata yapmayın diye buradaki de fiillere bakan mizan diye anlaşılabilir. Tamam. Evet. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve ismi Kuddüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. Yani bu da enteresan bir şey. Adalet, adl isminin içerisinde Kuddüs isminin tecellisi. Yani temizlikle adaletin ne alakası var dediğimizde, yani bir yerdeki
kir, bir yerdeki nezafetsizlik, tanzifsizlik ne yapıyor? Orada adaletsizliğe sebebiyet veriyor. Yani bir yerde bir nizam, intizam, tanzif, nezafet, temizlik varsa orada bir ölçü ve denge vardır. Nerede bir bulaşıklık, karışıklık varsa orada bir dengesizlik vardır. Yani burada Kuddüs isminin tecellisi de demek ki adalet noktasına bakan bir nokta. İşte bakın şimdi hakaiki Kur'aniyeden ve desatir İslamiyeden olan adalet, iktisat ve nezafet hayat-ı beşeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla. Bunlar Kur'an'ın hakikatleri ve İslam'ın düsturları ki adalet, iktisat ve nezafet. Şimdi burada adalet ismi adle bakıyor. Yukarıda söylemiştik şurada bakın. İsmi adlin cilve-i azamından gelen kainattaki adaleti tamme. Bu meşyanın muvazenelerini idare ediyor demişti. Sonra burada ismi hakime bakan yine israfsızlık, şu iktisat. Ve sonra bu üçüncüde de bu Kuddüs isminin tecellisi olan bu nezafet hayat-ı beşeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla. Ve ahkam-ı Kur'aniye ne derece kainatta alakadar ve kainat içine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakaiki bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. Yani kainattaki bu nezafet, bu iktisat, bu adalet, bu mizan ve ölçü asla bozulamaz. Yani kainatı bozacak bir kuvvet ve kudret lazım. Cenab-ı Hakk'ın bu adaletini, mizanını, bu iktisadını, nezafetini bozabilmek için. Ve Kur'an'ın bu hükümleri kainatla o kadar alakadar ve o kainatın içine kök salmış durumda. Ve bu üç ziyayı azam gibi, bu üç ziyayı azam gibi, yani yukarıda bahsettiği bu adalet, iktisat ve nezafet bu ziyayı azam dediği kainatta tecelli eden, bunlar gibi aynı zamanda rahmet, inayet, hafiziyet misillü, güzel ihatalı hakikatler haşri ve ahireti iktiza ve istizam ettikleri halde. Şimdi Müslümanımız bu 30. lemadaki esmanın her birinin sonlarında haşri olan delaletlerini sayıyor. Şimdi burada adl isminin, ismi hakimin, ismi adilin haşri olan delillerini bir çıkarım yapıyor. Aynen bu hakikatler, adalet, hikmet nasıl ki ahireti ister, aynen onun gibi rahmet hakikati de haşrı ister. Yani Allah eğer merhametliyse mutlaka insanları diriltecektir. İnayet hakikati de yine haşrı ister. Hafiziyet gibi her şeyi hıfzetmesi, her şeyi koruması bir muhasebe-i ekberin vücuduna delil olur. İşte bu yüzer ihatalı hakikatler haşrı, ahireti iktiza ve istizam ettikleri halde hiç mümkün müdür ki kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli ihatalı hakikatler haşrin ademiyle ve ahiretin gelmemesiyle, yani insanların yeniden dirilmemesi ve ahiretin gelmemesiyle tam zıtlarına inkılap etsin mümkün müdür? Bakın merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılap etsin. Haşa, 100.000 defa haşa. Şimdi burada adalet bahsinden hikmet, nezafet ve iktisatı çıkarmıştı üstadımız. Aynı onun gibi haşrin varlığına başka deliller de getiriyor. Yani rahmet hakikati, inayet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet nasıl ahireti ister? Bunlar eğer haşir gelmezse tamamen zıtlarına inkılap eder. Rahmet merhametsizliğe döner, inayet zulme döner, adalet hikmetsizliğe döner, hikmet israfa döner, iktisat nezafetsizliğe, iktisat ve nezafet de nezafetsizlik ve abesiyete inkılap etsinler. Haşa, 100.000 defa bunlar mümkün değildir. Çünkü bunlar, bu yukarıdaki hakikatler kainatın her tarafına kök salmış ve çok bariz şekilde her tarafta görünüyor. İşte yine haşre delil olan, mesela bu rahmetin, inayetin, adaletin kainatta, tabiat aleminde, tekvini kanunlarda bu kadar yüksek ve her tarafa sirayet etmiş şekilde görünmesi ve bununla beraber insanların muamelatında bu fiillerin tam hükmetmemesi haşre delildir. Yani kainatın her tarafında rahmet var. Fakat o rahmet, bakıyorsunuz insanların muamelatında
hakkıyla yerine getirilmiyor. İnayet var, adalet var, hikmet var. Ama insan yani bu kadar yüksek hakikatlerle beraber, mesela tam böyle artık o insandan istifade edeceksiniz, tam olgun bir insan seviyesine geliyor ve ölüyor adam. Yani şimdi ne kadar büyük bir kayıp, ne kadar büyük bir abesiyet. Yani bu kadar ehemmiyet verdiği insanı böyle çürütüp Allah yok eder mi toprak altında? Asla etmez. İşte bu hakikatler zıtlarına inkılap etmesi lazım ki haşir gelmesin. İşte burada tabii sonda bir cümle var ki mesela onu hemen ona atıf yapmak istiyorum. Diyor ki 10. söz kat'i delilleriyle ispat etmiştir ki ahiretin vücudu dünyanın vücudu kadar kat'i ve şüphesizdir. Yani bu dünyadaki hakikatler öyle bariz ki bunları hiçbir kafir bile inkar edemez. Yani bu kainattaki dengeyi, ölçüyü, güneşle dünya arasındaki muvazeneyi veya her tarafta olan merhameti, hikmeti, iktizadı kafir bile inkar edemez. O yüzden dünyanın varlığı kadar ahiretin varlığı kat'idir. Hatta bir yerde üstadımız ahiretin vücudu dünyanın vücudundan daha kat'idir diyor. Göz ile görünen alemin vücudundan daha kat'idir diyor. İşte şurada artık toparlamış olalım. Bir sineğin hakkı hayatını rahimane muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet, acaba haşrı getirmemekle umum zihni şuurların hadsiz hukuk hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi? Bakın, hakkı hayatı vermek bir adalettir. Bunu üstadımız şuradan hemen bakabiliriz. 10. sözde 3. ve 4. hakikatte ifade ediyor. Şuradan hemen bakayım. Hatta şurada varsa buradan paylaşayım abi bir saniye. Evet şurada var. Müsbet ve menfi adaleti üstadımız haşir bahsinde ifade ediyor. 3. hakikatte. Diyor ki hem adalet ve mizanla iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Bakın müsbet adalet ve menfi adalet var. Adalet ikiye ayırıyor. Müsbet adalet şudur diyor. Bir, her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek. Suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Demek her şeye hassas ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak bir adaletin eseri. İkincisi, her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek. Yani vücudunun bütün levazımatını, yani ona ne lazımsa, mesela bir sineğe kanat lazım, ayak lazım, uçması için, işte hakeza nefes alması için ciğer lazım, ne lazımsa, ona levazımatını ve bekasının bütün cihazatını, yani onun hayatının devam edebilmesi için gerekli bütün cihazatı en münasip bir tarzda vermek nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Üçüncüsü yine müsbet adaletin tecellisi. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ısrar lisanıyla sual edilen, istenilen her şeye daimi cevap vermek. Nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Yani istidat lisanıyla tohumların ağaç olması, ihtiyacı fıtri lisanıyla mesela bizim kalbimizin çalışması fıtri bir ihtiyacımız. Şimdi Allah bizi yaratıp da kalbini kendin çalıştır demiyor. Yani o hakkı hayatı vermek, sonra ıstırar lisanla edilen dualara da böyle cevap vermek nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor diyor. Bu adalet hakikatini üstadımız ikiye ayırmış müsbet adalet diye. 10. hakikatte de haşiyede şöyle bir ifade var abi. Diyor ki adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet bu dünyada bedahet derecesinde ihatası var. Yani her yerde bu hak sahibine hakkını vermek görünüyor. Çünkü 3. hakikatte ispat edildiği gibi her şeyin istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ıstırar lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, kendine has ölçülerle, muayyen ölçülerle bir müşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. Yani bu kainatta vücut var mı? Var. İşte o zaman adalet de var. Bu kainatta hayat görünüyor mu? Evet görünüyor. O zaman adalet de hayat gibi kat'i bir şekilde görünüyor. İkinci kısım adalet ise menfi adalet diye tarif ediyor 10. hakikatte. Haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise çendan, gerçi tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor.
Fakat o hakikatin vücudunu ihsas edecek, yani hissettirecek bir surette hassiz işaret ve emarat vardır. Ez cümle, kavmi Ad ve Semud'dan tut, ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i tedip ve teziyane tazip, gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'i ile gösteriyor. Abi ben bunu paylaşmamışım, buradan okumuş oldum, size paylaştım zannediyorum. Demek ki adalet de müsbet ve menfi iki adalet diye üstadımız burada tarif etmiş. Evet, son cümle, şurayı toparlamış olalım. Ve kemalatını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hadsiz harika sanatlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir saltanat-ı uluhiyet, böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşirsizliğe müsaade eder mi? Haşa, böyle bir cemali mutlak, böyle bir kufu mutlaka bir bedaha müsaade etmez. Evet, ahireti inkar etmek isteyen adam evvelce bütün dünyayı bütün hakikatiyle inkar etmeli. Ahireti inkar etmek isteyen adam kainatta görünen bütün hakikatleri evvelen inkar edebilmeli. Yoksa dünya bütün hakikatiyle 100.000 lisanla onu tekzip edecek, yalanlayacak. Bu yalanında 100.000 derece yalancılığını ispat edecek. 10. söz kat'i delillerle ispat etmiştir ki ahiretin vücudu dünyanın vücudu kadar kat'i ve şüphesizdir diyor ve Adl isminin ahiret olan delaletini de haşi olan delilini de son paragrafta yapmış oluyor. Yani. Evet, Allah razı olsun abi, bu kadar sunum. Maşallah, Allah razı olsun ya, çok çok istifade, ben çok istifade ettim. Kardeşlerim de mutlaka istifade çok etmişlerdir, ettiler ama çok etmişler. Çok değişik oldu. Mesela Kur'an'dan delil yaptın 4 tane mizan. Ondan sonra en çok hoşuma giden tarafı söyleyeyim. Hiçbir dokunmadan külliyatı tasnif ettin, tanzim ettin ve hiçbir şey dokunmuyorsun. Öyle diziyorsun, böyle diziyorsun ve anlaşılmasına kolaylaştırıyor. Barla'da bunu söylüyor üstadımız. O konuda çok gurur duydum. Çok hoşuma gitti. Böyle tasnif etmeyi bir ders yapan bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak nasip etsin öyle. Şimdi bizden, bizim bu Risale-i Nur'daki bu derslerden tasnif etmeyi üniversitelere sıçramış. Şimdi üniversitelerde de böyle diziyorlar. Baktım bazı Nur talebesi hocalar diziyor. Diğerlerinde yok da. Sonra adaleti çok hoş oldu. Adalet bir de İşaret-i Caz'da 3 şeyin bütünselliği, kuvve-i şehve, kuvve-i gadabi, kuvve-i aklenin bütünselliğinden bu 4 tane şey, ben bir farklı bir şey bu da kardeşlere paylaşmak isterim. 4 tane mizan, kainata baktığımız zaman her şeyde müstevli, her tarafı ihata etmiş 4 külli hakikattır. Mesela 4 kitaba, 4 az peygambere, 4 meleklere, insanın yaratılmasındaki yapısında, insanın eylemsel, dima, kalp ve ruhundan, bir de kainatın yaratılma sürecinde 4 evreye, insanların karnındaki 4 devreye, sözlerde 4 kıyelik çanta sırtında. Bunlar malum, tabii şey olsa uzun olur. 4 edile-i şeriye, edile-i nuriye 49, 4 tane ona şey yapıyor ama ben hiç duymadım, ilk defa duydum. Kur'an'la bu 4 mizanı anlatmanı hasreten tekrar teşekkür ediyorum. Ben bilmiyordum bunu. Öğrendim yani. Kur'an'da 4 o peygamberle mizanı doğru yapın, bir de doğru mizanı da doğru tartın. Çok hoş ya. Allah hakikaten kullarını biliyor ya. Çok tuhaf. Ve şeye benzedi. Böyle olursa herhalde biraz anlaşılır. 1950'ye kadar açık oy, gizli tasnif vardı. Yani herkes açık kullanacak oyunu ama saymayı gizli yaptı. Yani tartınız doğru olsun,
Doğru tartı ile de doğru tartı. Bunu altın alışveriş yaparlarken o Kur'an'da o gösterdiğin o ayetin altında alırken farklı yöntem kullanıyorlar aleti, satarken farklı kullanıyorlar. Hem alırken kazanıyorlardı hem satarken, şimdi de öyle. Allah razı olsun. Ben bu kadar şey yaparım ama kardeşlerin sorusu var mı? Bakayım ne diyor? Bir sorusu var mı? Baktım. Çok güzel. Allah razı olsun. Hakikaten teşekkür ediyorlar. Ben mesela en çok Kur'an'ın bu şeyini, dört tane Kur'an'dan oturmuşsun Kur'an'da adaleti çıkarmışsın. Yani değil mi? Çalışmış, emek vermiş. Emek verince güzel oluyor değil mi sevgili canlı yayında olan canım kardeşlerim? İltifat için demiyorum. Bak emek vermiş. Bak külliyatı nasıl tasdif etmiş. Hiç dokunmamış, kelime sokmamış, yapmamış. Böyle dizmiş, böyle dizmiş, böyle dizmiş, böyle dizmiş. Ve mana o kadar ki Kastamonu'da emrediyor üstadımız. Tasnif edin diyor. Şerh edin diyor. İzah edin diyor. Bak, tasnif işte. Tasnif etti. Ondan sonra Şemizan'ı Kur'an'dan gösterdiği tasnif etmesi çok güzel bir sunum oldu. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim sorusu yoksa oturumu kapatırız inşallah. Var mı sorusu olan abiler? Kardeş kapatmadan kardeşe sorun. Sonra bana sormayın. Peki. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci yanda aziz eylesin. İnşallah yarın buluşmak üzere. Evinize bu hakikatler şu anda misafir oldu. Misafir olduk. Siz de bizde oldunuz. Bu hakikatla haklandık. Hak ismi tecelli etti. Evinizi, evimiz bununla nurlandı. Bunu veren Allah demek ki ahirette de verecektir. İsa Aleyhisselam'ın ayetinde verilene verilecektir. Cenab-ı Hak ya Rabbel Alemin bize bunu verdin. Ahirette de vermeyi nasip eyle. Bizi burada beraber ettin. Orada da bizi beraber eyle. Bizi kardeşlerden ayırma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat. Hasan abi, sade tarihçi olacak da belki. Geçen bir abiden bir şey dinlemiştim. Biz üstadın babası Mirza'nın ammizadesi kişiyle konuşmuştuk. Demişti, anne tarafından köylerinin işte Şerif mi oluyor? Şerif olduğunu söylüyor. Zaten Risale'de de seyittir ifadesi geçmiyor dedi. Yani burada apaçık bariz geçiyorsa bunu tevil etmeye gerek yoktur dedi. Şimdi orası öyle mi oluyor yoksa hani Abdülkadir Badıllı abi ise hani orada bir hatırayı nakletmiş işte falanca kişi sizinle konuştuysanız Ahmet Feyzi abiye mi? Ne konuştularsa doğrudur kabul ediyorum diye bir rivayet nakletmiş. Ama biz orada zahir olanı alacağız. Dolayısıyla baba tarafından seyit değildir demişti. Ona dair bir şey var mı? Şimdi Halil'im sensin değil mi? Allah razı olsun Profesör Ahmet Akgündüz abi bunu resmi yaptı. Şimdi bunun bir hikmet parçasını Sungur abiye de dayandıracağım. Şimdi Ahmet Akgündüz abi Seyit ve Şerif Hasan Hüseyin'den geldiğini o çıkarttı. Bunu bilmiyor muydu? Ustad yalan olmasın diye her doğan çocuğa babası ağaca, şecereye, ağaca meyve takardı çocuğun. Sonra bunu verirlerdi. Bütün çocuklarına yeniden hepsine çizer verirdi. Veya ekseriyetle baba evin altı çocuğu varsa birisine verirmiş. Ondan sonra o hakimdi. Ustad 12-13 yaşından beri evi terk ettiği için ilim için abilerine vermiş. Kastamonu'da geçen abisi var. Onlara geçmiş ve ustad bunu bizatihi bakmamış. Çünkü çocukmuş ve ayrılmış.
Bu birinci sebep. İkincisi, en mühim sebebini söylüyorum. Sungur abiye'den bunu dinlemiştim. Sungur abi de bu yöntemi kullandığını 1986'da Fındıkzade'de Rüştü abiyle konuşurken söyledin. Onu kullanayım size. Hem üzerimdeki şeyi mazi size taşımış olayım. Şimdi ehli dünya endişe ediyor Mehdi Deccal. Ne kadar bozuk da olsa bu toplum kadar değil. O zaman Mehdi Deccal daha fazla biliniyordu. Herkes tarafından. Ve bekleniliyordu. Malum zaten Deccal deniliyordu. En körpe insanlara kadar, en cahil insan bunu böyle biliyordu. Dolayısıyla onun karşısında olan Mehdi'dir. Mehdi ise bu sefer bu Mehdi Deccal'la mücadelesi siyasi bir arenaya çıktı ve bu sefer katliam olacak. Katliama olacak. Çünkü yahu var olacak, yahu var olacak. Peki o herkes biliniyor ki Mehdi Seyit olacak. Alelen. Herkes tabi olabilmesi için o ibraz etmesi lazım mektubunu, şeceresini. Babası yazması yetmiyor. Padişahlar, halifeler, Osmanlı'da resmiydi. O çocuğuna dair bu da bizim çocuk diye padişaha gidermiş bu. Ondan sonra onaylanıp gelirmiş. Ustadın elinde böyle bir vesika yok. Yani resmi. Hatta devlet bunu askere de almazmış. Vergi de almazlar. O vesika ile gelirse sana himmet eder, yardım ederdi. Ustad bu vesikayı yok elinde. Öyle deniliyor. Ama seyit değilim. Çünkü yok elimde vesika. Tevil etmiyorum, anlatıyorum şimdi. Vesikam yok. Böyle halk ona tabi olması için vesikayı göstermesi lazım. Sungur abiye de siyasi bir Mehdi geleceğini, Nurculuk'ta siyasi Mehdilik şeyini böyle ayuka ehli dalalet çok serişte etti ki devlet erkanı, devlet sistemi, ordu, 28 Şubat vesaireler hep böyle essin bu cemaati diye. Sungur abi de bu şeyi, hedefi dağıtmak için kendisi, kardeşim Mehdi de Deccal da geldi gitti, bitti o. Böylelikle hedefi dağıttı. Yani böyle bir Nurcular böyle bir şey beklemiyor. Yani böyle bir siyasi bir hareketi, yani ehli dünya endişe eder yani. Hayatları bu zaten. Sungur abi de kardeşim 50'de bitti her şey. İşte verilen haber tahakkuk etti. Böylelikle onlar Nurcular'da böyle bir demek ki bir beklenti yok. Böyle bir gayeleri yok. İsmail'de. Ondan sonra meşgul olmadılar. Doğrusu da bizim öyle yani. Niye? Böyle bir şeyimiz yok yani. Dünyevi bir gaye ve maksadımız yok. Olsaydı 10 defa zaten bizi de yaparlardı. Dolayısıyla ustadın hem Hasani hem Hüseyin'i olduğu biliniyor. Ama bu nakildir. Bu nakildir. Mesela çoğu insan ustadın Said Nursi olarak bilir ismini. Birincisini bilmez. Muhammed Said'dir. Ama bilen pek yok ki. Ben Nur talebelerinden bahsediyorum. Zaten dışarılar bilmez. Muhammed Said'dir. Ama o hiç kullanılmamış. Onu hiç yapmamış. Aktif etmemiş usta. Ondan sonra ne demişse Said demiş. Said Nursi ve Said. Yani burada mükemmel bir manevralar var. Yani Müslümanların bu hakikatlerden mahrum olmaması ve kıyım olmaması, siyasi olmaması için ustadın elinde böyle devlet, halifele, Abdülhamid vesaire padişahın onayladığı bir şey olmayınca şimdi piyasada onaylanmamış akçeler, sahte paralar dolaştığı gibi sözlerde dolaşıyor. Ben desem ki seydim, delil mi ne? O zaman olmayan, seyit olmayan, kağıdı olmayan diyemezmiş. Ben seyit değilim. Hani kağıdın?
o zaman oluyormuş. Hatta Dersim şehri komple Seyit'ti. Yani Alevi, Hazreti Ali'nin nesli deniliyor. Yani orası komple o Tunceli, yani şu andaki ismiyle o komple Seyit'ti. Peygamber Aleyhisselam'ın nesliydi. Osmanlı oraya yerleştirmişti şehir. Onlara bir şey. O işte herhalde oldu galiba. Anladın mı Ali? Namaz kılan seyitlerden mi oluyor orası, Dersim'dekiler? Şimdi ben meseleyi anladım, oraya geçme şimdi. Ha, dediğinizi anladım. Ha, ustadın elinde böyle padişah tarafından böyle bir vesika yok. Kimde var? Evin en büyüğüne verilmişti. Ustad küçüklükten beri ayrıldıktan sonra Efrancığım kardeşlerini vesaire bile görmemiş yani. Böyle vefat etti. Ben bir şey ilave edebilir miyim? Evet abi. Şimdi bu tabii sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi üstadımız, hani ben ispat etmediğim hiçbir şeyi söylemedim ve yazmadım diyor. Yani o Mehdiyet'e dair bir delili olmaması sebebiyle onu kabul etmemesi. Kabul etmemek, reddetmek manasına da gelmez külli olarak. O mana içerisine giriyor. Bir de üstadın yanlış anlamıyorsam Kastamonu layıkası veya şualarda olacak 14. şuada. Ben Mehdi değilim diye ifadesi, o sarih ifadesi kendi ifadesi değil. Müdde-i umumi itiraznamede demiş diyor. Şimdi hepimiz mesela biliriz, bir karakola gitsek bir oradaki savcı veya polis bizim ifademizi aldığında, yani şöyle deseler ki mesela işte seni Mehdi diye kabul ediyorlar, senin böyle bir iddian mı var? Benim böyle bir iddiam yok. Sözünü nasıl çeviriyorlar müdde-i umumi? İşte ben Seyit değilim dedi, ben Mehdi değilim dedi. Yani o aynı kendi... bana da böyle yaptılar. Böyle karakolda aynı böyle. Bunu demek istiyorsun değil mi dedi. Müsbetti. Evet dedim. İşte aynen onu. Yani o ifade müdde-i umuminin ifadesi. Yoksa üstadımız hem delil olmadığı için bunu iddia etmiyor, hem de sizin dediğiniz gibi çok güzel bir şeyle bunu bir nevi kabul etmemiş. Yoksa reddetmiyor yani. Ahmet Akgündüz abi de bunun zaten şeylerini çıkarmıştı, Abdülkadir Badıllı abi de. Üstadın hem seyit hem şerif olduğuna dair deliller, kat'i kesin deliller var yani. O ta şeye, kardeşinin, abisinin şeceresi var da, kardeşinin şeceresi var, amcasının vesairesi var da, bunun şeceresi, bu da oldan ama yok yani böyle bir vesikası. Devlet tarafından onaylandığı zaman bu şeylerden istifade ediyor, hem askerlikten, hem askerlikten istifade şey oluyor. Hem vergiden hem vesaire istifadelere vesile oluyor. O vesikayla onu almamış usta. O zaman resmi değil. Bir de Seyit manasında efendi manası da var ya abi. Üstadın hani evet. Bunu ben değilim derken, yani efendilik dava etmiyorum manasında da bir tevili de olabilir. Bazı abiler de öyle tevil etmişler yani. Yani ama biz bildiğimizi biliyoruz. Peki geceniz mübarek olsun abiler. Allah'a emanet olun. O Dersim hakkında kalmasın içinde. Dersim namazı yani Dersim deyince oradaki seyitler hani katledilmiş ama bizim bildiğimiz namazlı niyazlı seyitlerden mi oluyor o zaman bu katledilenler? Kardeşim Alevilik başka bir şey, Seyitlik başka bir şey. Alevilik İran'da Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yüzüne sen ilahsın diyen Abdullah İbni Sebe miydi? Ondan sonra o Kum şehrinde orada başlatmış vesaire. Oysa Tunceli, yani Dersim orada Peygamber Aleyhisselam nesliydi, nesli. Onun için şu anda siyasi hareket yapan zaten hiç bile şey yapmıyor onu. Orası en azından şöyle bilin, kim yok etti? Demek ki kendisine zıttı. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Ceddin yok olsa ceddini yok eden partiye oy verir misin? Şimdi demek ki birileri oy veriyorsa demek ki öldürülen şey onun nesli değildi. Artık akıl, el feraseti ne olacaksın? Akıllı olacaksın. Bu kadar yeter. Tamam, evet. Hadi.